İstanbul deyince aklıma Yahya Kemal gelirdi bir eyyan. Şimdi Orhan Veli gelirdi. Deminden beri dilimin ucundasın Orhan Veli. Deminden beri senin tadın, senin tuzun, senin şiirin, senin yüzün. Yaralı bir güvercin misali başımın üstünde dolanır durur. Gelir sessizce konar bu şiirin bir yerine. Neresine mi arayan bulur? Erbabı bilir. Deli eder insanı bu şehir deli. Kadehlerin çınlasın Orhan Veli. Burgaz adasında kıyıda bir çakıl taşı seslenir. Mavi gözlü bir çocuk büyür de döne döne. Mavi gözlü bir ihtiyar balıkçı gencelir, küçülür. İkisi bir boya geldi mi sahip kesilirler. Bütün İstanbul'u dolaşırlar el ele, baş başa. Değerli seyirciler, iyi günler diliyorum. Bundan sonra her perşembe saat 5'te Aslı Astarı adlı bir programa başladık. Öncelikle televizyona teşekkür ediyorum. Bu programa başlarken de gerçekten Türkiye için bir anıt sanatçı, bir bilge insan. Benim için çok önemli ama bütün ülke için çok önemli. Anlatacakları, öğretecekleri her zaman öğrenen, öğreten, paylaşan. Onun için ülkemizde pek alışık olmadığımız tarzda müstesna bir insanla, müstesna bir sanatçıyla başlamak istedik. Her şeyi konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Hayri Algan. Şöyle bir küçük önce hatırlatma yapmak istiyorum programın adıyla ilgili. Bu programın herkesten farklı tarafı veya iddiası olacak. O da şu. Aslı astarı yok derler bizde. Biz de diyeceğiz ki yok, her şeyin aslı astarı var. Ve hatta her şeyin aslı astarı biraz da bizim bildiğimiz şeylerden daha farklı. Böyle bir programa kimle başlarız diye düşündüğümüzde gerçekten sağ olsun bizim için çok büyük onur oldu. Program sırasında belki unuttuğumuz eksik şeyler olacaktır. O da onu da bana lütfen, onun şeyini de bana çıkartın. Ancak Ayla Algan'ın bir parçasını belki anlatmış olacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de yapımcılara, çalışanlara burada, herkes genç, o kadar zamanında bir karar aldınız ki İskender'cim. Yani gerçekten yapımcıya çok teşekkür ediyorum. İşte insan, Süleyman Velioğlu'nun bir lafı vardı. Kim ki yaratma edimi içindedir, onun adı insandır diyor. O da ölümsüzlüğü hak etti bu programın yapımcısı. Çok teşekkür ediyorum. Size de ona da. Sağ olun. Egemen medya düzeni içerisinde hala sanata, kültüre, bilime, sosyal ilişkiye yer veren bir program olsun. Bir kanal zaten genç arkadaşlarımız. Çok güzel bir kanal oldu. Bizler de teşekkür ediyoruz. Onlar adına ben teşekkürü üstlenmiş oluyorum. Sizin teşekkürleriniz. Sağ ol canım. İsterseniz şöyle başlayalım. Hoş geldiniz ve sizin tabii çok geniş ve derin bir büyük hikayenizden de başlamak isterdim ama bugün tam gelmeden önce İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın uluslararası kuruluşlarla falan da kıyasladığı bir çalışmasını gördük. Siz de gördünüz herhalde. Orada çok dramatik sonuçlar oldu, çıktı. Yani o ne diyordu? Şunu söylüyordu. Türk insanı %39'u ancak kitap okuyor, kitap veya bütçesini ayırıyor. %66'sı tiyatroya hiç gitmiyor. %70 küsürü işte oraya gitmiyor, buraya gitmiyor gibi çok dramatik sonuçlar var. Şimdi bunu böyle çok kısaca işte Türk insanı eğitimsiz falan filan gibi noktalardan bakmadığınızı biliyorum. Ve sizin toplumu dönüştürmek, insanı dönüştürmek adına çalışmalar yapmış olan bir sanatçı, bir oyuncu olduğunuzu, oyuncu, yönetmen, hala düşünen bir insan olduğunuzu biliyorum. Öncelikle oradan başlayalım. Nedir efendim bunun, burada nerede bir hata oldu, nereye eksik yapıldı? Burada işte izleyicinin suçu ne, politikanın suçu ne, sanatçının, yoksa hiç kimsenin suçu mu yok? Oradan alalım lütfen. Evet, Şakir Eczacıbaşı'yı anmak lazım. Eşimin arkadaşıydı, o da rejisör Beklan Algan. O da öyle sanatçıydı. Ve bu festivalleri açtığı zaman biz her sene tiyatroları getirebiliyordu. Bu eliminasyon, yani buraya gelmemiz, bugünkü istatistiklere gelmemiz çok kötü bir şey.
Çünkü oradan, o zamandan beri başladı şimdi. Yani politikaya girmeyelim, kültür politikasına girmeyelim diyorum. Böyle vatandaş gibi konuşalım. Hı-hı. Ve böyle gide gide Bienal olmaya başladı tiyatrolar. Şimdi tiyatrolar deyince şunu söylemek istiyorum. Ve iki senede bir oynanıyor festivaller. Her sene oynanırken, bak eliminasyona, caz tutuyor, müzik tutuyor, neyi, sinema tutuyor. Hı-hı. Çünkü dekoru yok, masrafı yok, anlıyor musun? Hı-hı. Gidenler oluyor hakikaten, tutuyor. Yerde bulamayabiliyorsunuz yani, festivallerde. Ama biz oynadığımız zaman, Türkiye'de ta Terzopoulos'la biz Japonya'ya gitmiştik. Suzuki Tiyatrosu olimpik sahnedir böyle. Ve oraya ilk gittiğimizde, yerleri siliyorlardı. Baktım, biri İngilizce konuşuyor, öbürü Almanca. Dedim ki, bu ne biçim işçi? Ama bilgili işçileri var. Konuşmaya başladı. Biz işçi değiliz dediler, biz oyuncularız. Biz tiyatromuzun temizliğini kimseye bırakmayız. Çünkü bizim sahne üstünde imgelerimiz var. Açtığımız mekanlar var. Bak hala tüylerim ürperiyor. Evet. Hakikaten. Orası bizim hayal dünyamız, muhayyilemiz, var ettiğimiz şeyler, yoktan var ettiğimiz, para istemiyor, bir şey istemiyor. Evet. İnsanın düşünceleri, fikirleri, felsefesi. Dolayısıyla bunlar da yok oluyor onun için diyorum. Evet. Yani bizim şimdi burada tiyatrocular, şehir tiyatroları, devlet tiyatrolarının bu hale gelmesi, taşeronla tiyatro, ya oyuncu alınır mı? Evet, alınmaz. Olunmaz. Evet. Biz eskiden Kenan Işık'la idare ediyorduk şehir tiyatrolarını. Şeyi yapıyorduk, konservatuvar bitireni. Zaten devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosunun alması gerek. Bir sene stajyer oluyordu, iş varsa devam ediyordu. Öncelik tanıması gerekir diyorsunuz yani. Öncelikti, zaten öyleydi. Evet. Dolayısıyla şimdi taşeron deyince o rejisör gelecek keyfi, tanıdığı bir hanımı da alabilir. Değil evet. mi? İşte o istemediğim sana tiyatro için söylenen evet. laflar o zaman yoktu. Şimdi bunlar çoğalabilir. Evet. Şimdi anne baba asıl korksun kız Peki, çocuğunda. Peki bu sanattan uzaklaşmada bunun etkisi de var yani diyorsunuz değil mi? O ruhu kaybetmek. Yani biz aslında toplumsal olarak birçok şeyi kaybettiğimiz için mi sanatta bundan payını alıyor yoksa? Yani şimdi Muhsin Hoca'nın evet. o cumhuriyette yorgun bir Türkiye, her şey zavallı, ekmek karneli satılıyor. Yani cumhuriyetin kuruluşunda herkes yorgundu. Herkes fakirdi. Ama tiyatroları vardı. Evet. Dram kısmı vardı. Tepe başında ben çocuktum. Bir de komedi kısmı vardı. Üç kere de yaktılar onu. Eski tepe başı bu halini getirmek için evet. bu beton. O televizyon var, orası depo. Evet. Orası depo. Benim oynadığım bahçede bir acayip taşlardan gazino yapmışlar. Yani sanat o zaman ne kadar vardı? Evet. İnsanlar sanat, az, sayı az ama sanat etkiliyor. Hayır, bir de şey Muhsin Hoca'nın zaten bir lafı var. Burada her dilde Ermeni'nin tiyatrosu var, Rum'un var, şeyin var, Musevilerin var, tiyatroları var, okullarda tiyatroları var, tiyatro sahneleri var diyordu. Keşke onu getirseydim. Evet. Sana baylar, bayanlar ne olur bana bir sahne verin diyordu. Hı-hı. Bir sahne ki Türkiye'de Türk tiyatrosu olsun. Evet. Onu yaptı, kurdu gariban. Kendi onun büyük bir emekle kurdu. İsterseniz oradan da bir bahsedelim tabii, size. Evet, çok yani büyük. Böyle kurulur mu? Öyle. Biz Antoine'ı, onu anıyoruz ama iş tabii biraz... Tabii Antoine'ı getirdi, konservatuvarı kurdu. Hı-hı. Atatürk çok yardım etti ona. Siyasal otorite. Atatürk hep arkasındaydı yani, değil mi? Yani, hatta tabii. eleştiri de aldı galiba. Tabii. Keyfi davranıyor çok şey diye. Buna rağmen evet. hep arkasında evet. oldu herkes. Tango da öğrenelim, folklorumuzu da yapalım diyordu Atatürk. Evet. O bir bu bir politikaydı herhalde. İsterseniz ona da değinelim siz hem çocukluğunuzdan hem Vallahi yetişmenizden. Valla o politikada evet. söylediğim bir şey vardı. Şimdi Muhsin Ertuğrul Künstler'ini evet. tutuyordu. Yani tiyatro için, müzik için. Yani oradaki bir çoban evet. Reis Cumhur Orkestrası'nda flüt çalabilecek evet. hale getirmek. Evet. Onun için Künstler'i, bölge tiyatroları,
Bir de şey halk evleri. Bunlar üçlü bir saç ayağı olarak saç ayağı tasarlandı. Zaten. Evet. Bu bir proje, bir program. Evet. Bir şey değil mi? Sonra evet. Amerika Marshall yardımı alınca biz köylerini kapattı. Rus eğitimidir bu diyerek. Evet. Rus bayrağı koydular. Falan. Sosyal bir tarafı olduğu için. Kapattılar. Evet. Eğitim çok güzeldi. Evet. Aynı ben şeye o devredeki eri alıp general yapınca akademik yapıyorsun adamı. Tabii. Değil mi general? Eşitlik hissi var. Eğer köyden gelme eğer. Evet. Nereden geliyor generaller? Bir okul. Tabii. Bu okulu bölge tiyatroları istediği gibi açılmadı. Çünkü bölge tiyatrolarını istiyordu ki her yörenin bölge tiyatrosu olsun. Kendi dinamiğiyle, evet. Kendi hikayesiyle. Şimdi ne oldu bölge tiyatroları? Konservatuvar, Mimar Sinan, İstanbul burada okuyor çocuk. Sen Allah'ın kasabasına yolluyorsun tiyatro yapmak için. Hiç gerçekleşmedi mi Ayla Hanım? Şey, bölge tiyatrosu olarak bir kısa bir... Var var. Hayır, daha önce o dönem, Yusin Ertuğrul dönemi... Yok, en son istediğiydi. Çıktığı zaman da keşke böyle çıkmasaydı dedi, ölmeden önce. Çıktı galiba ve... Ama böyle çıktı. Böyle değil diyorsunuz. Onun düşüncesi... Yani gene taşımalı, sanki oyun götürüyorsun evet. Gibi. Çok şimdi, bürokratik bir şekilde büyük çıktı. Şehirlerde yaşayan bir kız çocuğunu at sen oraya, ne yapacak? Bari tiyatroları da idare edenler diyebilirdi ki kültürünü araştır. Evet. Oradaki masalları al, ninelerle git konuş, ondan bir oyun çıkar. O da yok. O oyun orada oynuyor. Mersi götürüyor oraya, oynatıyor, buraya oynatıyor. Bir Giresun'da öğrencim var benim evladım. Evet. O gerçek 60 kişilik tiyatrosu var ve tebrik ediyorum belediye reisini. Arkasında durdu ve o yörenin bütün Çehov'u da oynuyor. Mitolojik Amazonlar, bilmemlerin oyunlarını da koyuyor. Aslında orada ideal bir sentez vardı belki kaçırdığımız toplum olarak da. Yani o bölgenin yerelliğinde, Anadolu'nun kendi tarihinde. Evet. Sizler bu konuda çok uzun emekler verdiniz. İşte Yunus Emre'lere gidip İngilizce, Fransızca evet. Doldurdunuz, oynadınız. Yani mesela siz çok evrensel bir sanatçısınız. Eşiniz Beklen Bey de, Beklen Algan'ı da böyle rahmetli analım. Muhsin yani. Hoca'la o rejistörümdü benim. Evet. Yani. İyi oyuncu olmuşsam onların sayesinde. Öyle, onu da rahmetli almış oldum gerçekten. Evet. O bir şeydi yani, yerelliğin içerisinden çıkmış bir evrensellik ve evrenselliğin içinde yetişen bir yerellik. Evet. Daha sonra Muhsin Ertuğrul, işte köy enstitüleri veya bu modernleşme programı şöyle eleştirildi. Efendim tepeden inmeciler falan. Halbuki aslında özü o değildi değil mi? Değil. Yani mitoloji, bir tarafta Eratlar, Mavi Yolculuk, öbür tarafta bir aydınlanma isteği vardı. Mesela, bir ıskaladık bunu. Azra Erhat Eyüboğlu hiçbir zaman Yunan tanrılarına Yunan tanrısı demezdi. Anadolu tanrısı evet. Derdi. Çünkü bu yörelerdi. Evet. Ben de bir oyun koydum geçen yaz. Büyük amfiteyatrda Anadolu tanrıları dedim. Evet. Öyle dediğim için 5000 kişi orada seyirciler. Öyle yani politik görüşleri vardı. Bir tanesi söyleyeyim yumuşağı, öbür görüşler bağırdılar çünkü bilmem neyin sarayı evet. Diye. Zeus'un sarayı diye söylemeyeyim, politikaya girmek istiyorum. Evet. Dedi. Öbürü de Niobe çocuklarımı öldürdüler deyince Cumhuriyet, Cumartesi günleri Galatasaray'ın önüne git, çocuğunu bulursun diyorlar. Evet. Yani demek yani ki... yakınlaştırabildiler. Evet. Bizim orada mühim olan uzaklaştırmak değil. Tabii. Yaşadığımız yöreyi tabii. Bilmek, onu sömürmek. İyonca öğrendi, Yunanca basıldığı için Azra Erhat'ın evet. Şeyi de var, lügatı da var. Anadolu diyor. Ya aslında yakın bunlar diyorsunuz. Hayatta, kültürde. Zaten yakın. Biz uzaklaştırıyoruz. Tabii. Aradaki lüzumsuzluklar. Şimdi diyeceksin evet. Ki bazı özel şeylerimi de söyleyeyim. Şimdi Yasos'ta ucuz bir yer buldum ben. Aldım. Bodrum'un içini sevmiyorum hiçbir yeri. Evet, Yasos'ta. Yasos çünkü İyonca'dan önce de konuşulan bir dil var oradaki. Adana'ya kadar gidiyor. Evet. O dil. Evet. Anladın? Onun tanrıları, müzesi var. Küçük bir amfiteyatrı var. Şimdi tiyatrocular ne yapıyorsunuz siz? Evet. Siz neredesiniz? Evet. Git orada hem tatilini yap. Evet. İşte batılılık o. Batılı bunu yapıyor. Evet. Yani Muhsin Hoca batılının çalışma türlerini öğretti bize. Evet. Çünkü neden? Mesela Metin Ant kızardı ona. Evet. İşte Batı tiyatrosunu getirdi filan. Ama orta oyunu tiyatrosu oynarken Behzat Baba onun en iyi oyuncusuydu Muhsin Hoca'nın. Evet.
Tiyatrocuydu. Evet. Ama keyifleri istediği zaman oynuyorlardı. Muhsin Hoca ne dedi biliyor musun ölmeden? En büyük yaptığım şey 8 dedim mi tiyatro perdesini açar Atatürk de gelse. Evet. Nitekim ki geç kalmış 5 dakika. 3. zili vermiş, gitmiş otursun. Ben demiş yetiştim, sen de şimdi iyi oyna ama demiş. Haber yollamış. Şey de var yani, lafını evet, daha esirgemiyor. Yani. Evet, var. Yani kabul ediyor ama esirgemiyor. Evet. Çok güzel. Yani beklememiş. Evet. Şimdi onu şöyle yaptım diyor hayatımda. Evet. İşte orta oyunu onun için öyle değildi. Evet. Ya yani bazen buluşuyorlardı, bazen dekor yok, evet, kostüm yok. Kendileri çıkıyordu, Işıklar oynuyordu. Burada daha var diyorsa, şimdi televizyon olamaz bunun için. Tabii. Yani o tip tiyatro, televizyon ve sinema olmaz. Çünkü bunlar mesela daha var deyince, seyirciler giderken o daha varı götürüyordu. İmge tiyatrosu gibi, evet, şair gibi, evet, resim, ressam evet, gibi kafasında götürüyordu. Yoktu, boş alan. Evet. Boş alan. Şöyle diyebilir miyiz? Sizin Tal'deki çalışmalarda da öyle ona benzer bir metin hatırlıyorum. Bunu çok araştırdım. Evet, bir metin hatırlıyorum ben Aristoteles'le ilgili. Ya ilk tiyatro da galiba seyirci Antik Yunan'da hatta belki biraz daha böyle şeyde oyunun içinde ve müdahale ediyor. O seyircinin ayrılması çok sonraki döneme denk geliyor. Yani evet, sizin az önce yakınlaştırıyor evet, dediğiniz yerde evet, ben onu düşündüm. Evet. Yani o uzaklık, o yakınlık uzaklaştığı için mi kaybetti yani hayır, bu işi? Yoksa işte, yerine televizyonlar, sosyal medyalar falan geçtiği onlar için onlar girdi tabii. İkisini şimdi ama. Şimdi canlı seyirciyle canlı hı-hı, oyuncu ikisi de daha yaratıcı olabiliyor. Çünkü ya ağlıyor ya alkışlıyor. Ya alkışın bile şeyin Bergson'un çok güzel bir lafı var. Alkışın bile bir göstergesi vardır diyor. Evet. Çok fena olmadı ayıp olmasın diye alkışlıyorum. Evet. Anladım anladım diye alkışlıyorum diye. Evet. Bir gösterge bilimi var yani anlıyor evet, musun? Evet. İşte onlar yaratıcı. Evet. Şimdi kamera girince araya ben sinema sevmiyordum ama şimdi sevmeye başlıyorum. Kalıcılığı yönünden ama bu tip tiyatro mümkün diye yapılsın. Artık. Yani bir yerde dünyada BBC de geldi sonradan. Büyük 5000 kişilik bir yerde bir yogacı şey 4 metre yükseldi diyor herkes 5000 kişi. Evet. 4 metre uçtu diyor. Önündeki diyor ip de diyor yılan gibi olan o da kalktı diyor. Aman BBC'ye söylüyorlar geliyor çekiyor adam yerde. İp de yerde. Evet. Bunu diyorum. Bu kısası anlatmak evet, türü. Dolayısıyla o yok oldu tabii. Artık o tiyatro yok diyorsunuz. Hayır, çünkü sinema geçti onun tabii, yerine. Sinema. Şimdi o ne yapıyor sinema? Onu çekiyor. Hı-hı. Farziden ben burada pisi pisi diyorum pisi pisi. Herkes pisi pisiyi görür. Canlı canlı. Sana hı-hı, uydururum inanırsın ki burada kedi var diye. Evet. Hatta diyebilirsin ki beyaz küçük bir kedi evet, konuşma. Pici 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 küçük dersin. Şimdi kamera gelip çekince masayı çekiyor. Evet. Dili değişiyor, mi? Dünyaya bakış değişiyor. Yani başka teknik. Daha sonra da dizilerle teknik, o da hızlanıyor değil mi? Şimdi sinemanın teknik, bile artık evet, geride kaldığı teknik, konuşuluyor. Evet. Bak şimdi teknik deyince nereye giriyoruz? Leonardo da Vinci'nin evet, Mona Lisa'sının meşhur olmasının sebebi bir sürü adamlar ondan daha güzel kadınlar çizdiler. Evet. Değil mi? Niye o? Çünkü o bir teknik getirdi. Evet. Fumato diye. Evet. Böyle bakıyorsun, bazısı gülüyor diyor, bazısı ağlıyor diyor. Mona Lisa diyor ki bana bakıyor diyor bazısı. Çok içten pazarlıklı olduğu söylendi filan. Sabitleşmiş evet, bir şeyin çok yollamalı olması. Yani değil mi? Ya şeyin kontesin çok içten pazarlıklı olduğu, yıllar sonra anlaşıldı filan. Hayır ama yanında taşıyordu o. Çünkü gölge ışık çok koyu beyazla, ışık mesela perdenin koyu rengi, üst rengi diye o yumuşak gölgeyi getirdi ve çok anlamlı, çok şeyli oldu ondan. Buna biz teknik diyoruz, felsefe evet, değil. Evet. Ama aynı talın, eksik olmasın, Ayşenur'a burada teşekkür evet, etmek istiyorum. Kapanmasın diye ve biz dernek kuruncaya kadar bize yardımcı olduğu için ve senin evet, eşin olduğu için sağ ol, evet, söylemek bu, istiyorum. Tal dönemine evet, talı, evet, evet, biz orada bu türleri hep araştırdık. İzleyicimize bir anlatalım onu isterseniz. Kısaca Tal'in ne olduğunu bilmeyenlere. Şimdi siz eşiniz Beklen Algan'la evet, yurt dışına gittiniz. Amerika'da değil mi? Önce
Actor Stüdyo'luyuz. Yani Actor Stüdyo'ya geçtiniz. O Actor Stüdyo ile kısaca isterseniz bir kısaca alalım. Actor Stüdyo işte bu Müjdat'ınki değil, o Actor sesi yok. Actor Stüdyo'dan Marlon Brando çıktı, Marilyn Monroe çıktı. Edward Albee gibi oyun yazarları tabii, çıktı. Tiyatrosu yalan söylemeydi. Yani yalan söylemeyince sinema oluyor. Evet. Yani o oyuncu artık o kişiliğe bürünüyor. O nasıl bürünülür? Karaktere nasıl girer? Tabii ki Stanislavski'nin ilk dönem kitabını almıştı. Şimdi aynı o ekoldü değil mi o zaman? O Elia Kazan falan da oradaydı gerçi ama. Elia Kazan, Joshua Logan. Yani sinemacılar da oradan, büyük yönetmenler de oradan tabii oyuncu alıyorlardı. Hı-hı. Çünkü büyük oynamıyorlardı öyle komedi Fransız gibi. Hı-hı. Anladın mı? Küçük oyun, hatta sırtını dön, hatta burnunu da karıştırır. O bir Avrupa tiyatrosuna, Fransız tiyatrosuna bir tepki gibi miydi o? Tepki gibiydi. Evet. Sizin ya, oraya gitme fikriniz gerçi şey, nereden? Biz başka çeşitli gittik. Beklen şey okuyacaktı, babasının kromları vardı. Ondan sonra benle evlenince de sen de bir şey oku dedi babam. Ne yani, paraları onlar verecekti, okuma paramız. Senin anlayacağın. Evet. Ama o zaman tabii Krom'da bir de Union Carbide'la iş yapıyordu babası. Hatta Muğla'da, Akyaka'da filan onun kurduğu rıhtımları görürsün böyle. Hı. Kendi yapmış. İşte gemiler geliyor, Krom'u alıyor, gidiyor gibi. Orada çalıştı. Sonra tiyatroya girince biz, tabii bunlar kesildi. O zaman böyle parana doları alıp cebine gidemezdin. Hı hı. Para yollamak bir meseleydi. Tabii. Bilmem, convertible değildi para, evet. Talebe birliğine yazılacağın, işte hı hı, kaç maaş vereceksem çocuğum orada okuyor. Ona göre şeyler vardı. Biz kaldık sipsi. Ondan sonra da her çocuk gibi her işi yapmaya başladık. Ben şanslıydım, makyaja kaldım. Union şeyde, Biltmans'da. Sizin bir de orada şey hikayeniz var ama o daha sonra galiba değil mi? Bu A Star Was Born, yani Barbara Streisand'ın rolü. O daha sonraki dönemde. Ha, o yok, o üçüncü senem belki. Gittiğinizin. Tony Curtis giriyordu Columbia'ya, Selznick'e gitti. O sırada biz okulda ikili oynarız ya, Golden Boy'u evet, oynuyoruz, boksör de. Evet. İşte karısının metresiyi oynuyorum da. Bir park sahnesi. Orada oynarken onu bıraktılar. Bu sefer bana bakıyor. Kulağı at seçer gibi bakıyor. Aa, iyi diyor. Tam Funny Girl gibisin diyor. Funny Bryce'ın hayatı çekilecekmiş. Kadın demiş ki bana benzeyeni çekmeye mecbursunuz. Böyle güzel kadın bilmem ne istemiyorum, senin anlayacağım. Ben de güzel değildim, şirindim. Estağfurullah, güzeldiniz, güzeldiniz. Göreceğiz. Yok, yok. Onları az sonra VTR'lerimizde göreceğiz. Neyse, onu yaptık. Her zaman güzelsiniz. Biz de güzeldiniz de değil yani. Biz de memnun olduk. Zannettim ki bir kere oynayacağım. Ondan sonra da paramız da olacak. 4 senemizi geçindiririz burada daha dedik Amerika'da. Nerede? 8 senelik kontrat çıkardı bana. 8 sene içinde sana istediğini oynatıyor. Affedersin, istersen püt oynatıyor. İsterse ne isterse yapıyor. Evet. Ve dolayısıyla o zaman hayır dedi. Evet. İyi ki de demişim. Fransa'da oyun oynuyorum. Gogol'un Ölü Canlarını. Orada bir Rus kadın oynuyorum böyle. Mon Roule Felicia diye. O sırada oradan bir kritik kadın var. Bir menajer, Ostrich diye. En büyük sanatçıların menajeri. Bana bir film getiriyor. Senaryoyu okuyayım dedim. Yo, rolün çok iyi dedi. Esrar içen karıları düzeltiyorsun sen dedi. Ama Türkiye'yi nasıl gösteriyor? O sırada da Bülent Ecevit'in biz şeyi sadece farmakolojik olarak kullanıyoruz. Esrar satıcı. Bu haşhaş dönemini, 73'teki evet, yasak dönemini izleyicilerimiz. O bu politik bir kriz olduğu dönemdi Amerika ile Türkiye. Şimdi orada olsaydı, 8 seneliğe bağlı olsaydım ben, mecburdum oynamaya. Hı hı. Ve ben vatanım deme çok seviyorum. Yani 8 sene kontrat yapmadığınız için uzun bir rol oynasam evet, oynayacaktım. Evet. Gene benzeri biraz, bir de şarkı söylüyordum tabii onda. Barbara Streisand'ı aldılar. O da Musevi'ydi. Evet. Bu Musevi bir kızdı. Bana dedi ki okulda sakın daha çok İngilizce öğrenme, böyle abuk konuş.
Amerikalı gibi konuşma. Şimdi o film daha sonra izleyicilerimize söylüyorum. Evet. Dünyada en çok Funny şey yapan, diye. En çok tanıtılan şey yapan filmlerden Funny birisi girl. Oldu. Evet. Şimdi tabii Ayla Ağan, şimdi Ayla Hanım'la biz ben güzelim değil miyim diye ben şimdi bir de izleyicilere bırakmak istiyorum bir VTR ile. İsterseniz tabii o çok yönlü bir sanatçı. Dediğim gibi baştan söyledim ben. Yani anlatamıyorsak bizim anlatamadığımızdandır. Ondaki o genişliği, derinliği gördüğünüz gibi aslında Türkiye'nin evrensel düzeyde sanat yapmış çok nadir insanlarıydı onlar. Bir elin parmaklarıyla yapmayacak eşi de, Beklan Bey de kendisi de. Şimdi yıllar önce tabii sonra bir şarkıcılık döneminiz falan da var. Evet. Şimdi Muhsin Ertuğrul, Hamlet'e falan tekrar döneriz ama bu güzel de değildi bahsinden dolayı o VTR'yi isterseniz az sonra biraz ben bir kısa bir izahat vereceğim. Şeyle bir anda izleyicilerimiz şaşırmasın. Ayla Algan aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası yarışmalarda şarkı söyleyip aynı zamanda işte yorumcu ve şey olan ilk sanatçısıdır ve derece alan. Yıllar önce böyle yıkılmış dökülmüş bir antenimiz vardı bizim. Televizyonlar öyleydi biz çocukken. Böyle bir bozukluk karlı şey içerisinde gazetede galiba okuduk. Ayla Algan işte Polonya'da Sopot değil mi? 76'da. Ben de o zamanlar işte 13 yaşındayım. Evet, bir anda o görüntüyü böyle çatıya çıkarak falan yaptık. Ve bir anda tam o andaydı. Yarıda yani biraz başlamış. Üstünde siyah bir Kızılderili şefin eşi. Onu Feyman yapmıştı o maskı. Öyle mi? Analım onu da isterseniz. Müslüman Kızılderililerin. Renkler aynı turkuaz bizim. Evet. Bizim çiçek şey renklerimiz. Evet. Ve yanlıyak değil mi? İsterseniz evet. Onu VTR'sini yönetmenimizden rica edelim. Sonra da hikayesini ve sözlerini sizden dinleyelim. Tamam. Tamam. For us, a time, a place for us. Hold my hand, and we'll have to be there. Hold my hand, and I'll turn you there. Somewhere, somewhere, someday. Pierwsza nagroda w konkursie płytowym. Kolaż muzyczny Egnuar, czyli Czarny Orzeł. Ayla Algan. Evet,
Gerçekten 40 sene sonra bile insanın tüylerini diken diken eden bir görüntü. Görüntünün devamında dakikalarca alkışlanıp hatta istek de geliyor. Evet. Bir daha geliyorsunuz, bir şarkı daha söylüyorsunuz ve birinci oluyorsunuz, şarkı değil mi? Şarkı da değil. Ödül alırken üçüncü, ikinci, birinci olacakları. Ben de birinci olduğum için son söylüyorum. Ama şeye gelme dediler. Yani bir daha istiyorlarsa şarkıyı, gelme dediler. Usulü herhalde öyleydi. Bu sefer ben de gittim, soyundum, başımı çıkardım filan. Alkış nasıl, herhalde bizimkiler de vardı Polonya'da. Galiba öyle bu şeyler de sesler. Hatta Bulgaristan'da öyleydi zavallı. Hepsi geldiler evladım. Dolayısıyla dünya çapında da olduğu için bir de sansür yedim orada. Onu soracağım. Çok merak, şimdi izleyiciye anlatacağım. Bir Kızılderili'nin yani... Hmm. İlk defa, şimdi o sırada tabii şöyle bir anlatalım isterseniz. Evet. Bir sosyalist ülkedeyiz, demir perdedeyiz. Yarışma galiba uluslararası. Yanılıyorsam lütfen beni uyarın. Ve Kızılderililerin maruz kaldıkları, haksızlıkları anlatan bir şarkı. Ve size orada hakikaten sansür de gelmiş. İsterseniz dinleyelim. Sözleri de sizden dinleyelim. Biz anlatmayalım lütfen. Ben rica edeceğiz. Sanatçı olarak o kadar çok şeyler yedim ki. Yunus Emre'yi tanıtırken. Yok, 13. asırda senin Yunus Emre değildir sizin. Yani Anadolu'yu, Türkleri tanımayanlar için hep böyle şeyler yedim. Hatta bir barış şarkım vardı. NATO'da, Napoli'de şarkı söylüyorum. Yunan generalinin karısı, I love you, don't make war diyorum. Kadın kalk dedi ki, Türkiye'den, you came from Turkey to Tel Aviv dedi. Hmm. Türkiye'den bunu söylemeye mi getiriyorsun, biz barbarız ya. Evet. Onu ispat etmeye çalışıyorum. Bir de orada söyleyemiyorsun, burada söylüyorsun gibi diyor herhalde. Ben dedim ki, madam dedim, NATO'dan daha iyi bir yer bulabilir miydim bu şarkıyı söylemek için dedim. Herkes alkışladı, kadın kıpkırmızı. Şeype gittim, NATO'dan da büyük bir karargah, Belçika. Orada da bizim evlen generaller. Yavrum, bunlar sana laf atar. Belli olmaz hele Rum generalleri. Sen sakın üzülme. İstersen söyleme şarkı. Aa dedim. Öldürseler de ben söyleyeceğim. Sizin yanınızda duracağım dedim. Orada da bir Rum generali ön sırada. O da bana laf attı. Ben de ona Rumca laf attım. Milis Ebre Ahmetiz dedim. Ona Ahmet konuş bana dedi. Yani öyle bir şey ki burada da yediğim sansür. Şimdi Polonya'daydı bu. Evet, ama evet. Polonya'da oluyordu bu. Sonra son dakika Polonya'dan şey çıktı. Dünya bağlantısı giriyor. Yani herkes seyredecek o anda. Canlı yayın, 103 kişilik orkestra. Tam Filarmoni Orkestrası. Müthiş bir orkestra aslında. Ses kaydı. Korom Çekoslovak korosuydu. Nasıl? Yani bir provayla aldık, düşün. Ergüder Yoldaş yapmıştı ama bana. Oh, onu da rahmetle analım rahmetle. Gerçekten. Çok kıymetli insanlar. Evet, çok hepsini kıymetli. Onunla girdim ben. Yani, ne güzel, hepsini anlıyoruz bu programda. Evet, evet. Yani dolayısıyla öyle olunca Times Square demeyeceksin dediler bana. Yani Amerikalılar orada, değil mi? Yani hayır, Amerikalılar Gocunur diye. Evet. Dünyada oynayacak. Yayın oluyor çünkü. Yani yöre söyleme gibi. Soğuk Savaş ama döneminin sonu. Ama adam söylüyor. Kızılderili diyor ki benim babamın at koşturduğu kırlarda yeşillikleri Times Square yaptılar ki grâce du lipstick et du petrol. Petrol ve ruj kokuyor. Ruj yağı var. Çok diyor. Güzel. Bir daha din alalım. Ama Times Square iki gece. Ne yapacağım abi? Son dakika söylüyorlar. Tam çıkarken mi söyledi? Abi canlı yayın bu, gördü. Anladın. Çekilmiş, biz çekilmişini görüyoruz. Ben orada canlı yayına giriyorum. Ne diyeyim iki için ne diyeyim, ha buldum cehennem dedi. İsterseniz bunu reklam sonrasına bırakalım. Peki. Biraz da insanlar düşünsünler. Peki. O tam Türkiye'ye bu yaptığınız benim topraklarımıyla. Yok, üzülmeyin, hıncımı alacağım. Onu sonra bırakalım, daha rahat anlatın. Tamam canım. Çok, çok iyi, teşekkür ediyoruz.
Evet, kaldığımız yerden çok anlamlı bir noktadan devam ediyorduk. Sayın Ayla Algan'ın 1977'de, 76'da Polonya'da uluslararası bir yarışmada bir Kızılderili ağırdı, bir Kızılderili direnişini siyah bir kostümle ve çıplak ayaklarla söyleyip dakikalarca alkışlandığı şarkının orada bütün dünyaya yayın olduğu için ve Soğuk Savaş'ın hemen de sonrası olduğu için nasıl sansür yediğinde kalmıştık. Orada Amerikalılar benim topraklarımı Times Square yaptınız şeyini son anda kendisine söylüyorlar ve sonrasını kendisinden dinliyorlar. Evet, son anda söyleyince iki heceli bir kelime bulmam lazım İngilizce, Fransızca. Cehennem dedim. L'enfer. İki hece. Cehenneme çevirdiler dedim. Sonra ikinci yarısından sonra Porto Rikolu'ları aldım. Onlar da there's no place for us diyor. Yer yok bize, zaman yok bizim için. Somewhere a place for us. Ona geçtim. İşte hıncımı öyle alıyorum. Bugün dahi güncel olan değil mi? Trump'tan sonraki tartışmalarla evet. Bugün dahi güncel olan konular. Peki o dönemde başka bir tepki aldınız mı oradan? Yani olumlu ya da olumsuz. Yani bu bir isyan gibi orada insanın alkışları. Yani bir de şey yok. O zamana kadar Türkiye'den de herhangi işte Fransızca, İngilizce, ana dili gibi doğru vurgularla evet, hem okuyan evet. hem söyleyen. Yani siz biraz da o modelin bir örneğisiniz aslında. Hem oyuncu, çok, hem şarkıcı, evet, hem yorumcu gibi. Hem o fazla pop şarkılarında değil de daha çok Yunus Emre'yi tanıtırken, mesela Erivan'da ilk Türk'üm çıkan. Şimdi dışişleriyle gidiyoruz. O zaman Kültür Bakanlığı yoktu. Kaç yılları? İşte Kültür Bakanlığı olmadı. Menderes'in olmadığını... zaman. Ya Mukadder Sezgin 80 Bey. 80 öncesi falan. Müsteşar tabii. Dolayısıyla ben dışişleri şeyine çıkıyordum. Onun yeşil dediği başka renk bir pasaport. Veriyor, alıyor, sonra alıyor. Özel. Dolayısıyla Erivan'a gittim. Şimdi o sırada Erivan'da ben şarkıya gideceğim zaman Asala mı ne vardı? O yıllar evet. 79, 80, 81, 82 o yıllar. 79 bile değil daha önce. Dolayısıyla bizim müsteşarları öldürüyorlardı Paris'te evet, biliyorsun. Evet o yıllar evet. Sancılı dönemler. O yıllar da şimdi dediler ki bunu da belki öldürürler benim için. Yani söylediler. Bir suikast olabilir tabii. Hükümetten evet. değil de bir evet, suikast. Tabii orada. Evet. Yani Ermeniler yapar gibi. Bunu neden söylüyorum? Ya gideceğim dedim yani her ben niye? Yani ilişkilerin de çok kritik olduğu yıllar. Resmi tabii, ilişkilerin hiç olmadığı hatta dediğiniz gibi. Asala'ydı değil mi o? Evet. Asala. Fransa'da öyle evet. öldürüyorlar, evet. para alıyorlar Ermenilerden, evet. baskı yapıyorlar. Diaspora falan. Diaspora falan. Dolayısıyla gittim, şarkıyı da dedim ki hani yumuşak başlayayım. Charles Aznavour da Ermeni ya, evet. hep ona söylüyordum yalnız. Bak, Türkiye seni çok seviyor Paris'teyken, Olimpiye yaparken evet. konuşuyordum o müzisyenlerle. Aynı şey, o sizden biraz daha şey herhalde. Daha eski, şey. Tabii. Daha büyüktü. Siz Olimpiyada da ilk saniye Olimpiyada yaptım. Dolayısıyla dedim ki bak kötü gösterme dedim. Vallahi söylerim plaklarını satamazsın dedim burada. Neyse benden önce o şarkı söyledi. 5000 kişilik bir salon. Erivan'da. Tam Ermeni'nin yerinde. Çıktım dedim ki böyle başlayayım. O zaman La Mama sosyalizm diyor. De var. Hem Erivan tabii, hem de bir sosyalizm tabii, de var tabii, değil mi? Tabii. Şeyde geldim söyle. Bari dedim onun şarkısıyla başlayayım. Buralı. Oraya. Bir jestle başlıyorsunuz. Evet. La Mama. Hepsi evet. gittiler. Çok meşhur. Annem, evet. Meryem. Evet. Son partiyi son tale. Mehmet Sölvi'di İtalya, İtalya'dan da gittiler diye. Şarkısına başladım. Hiç tıs yok. Sonra biri başladı. Yakşı. Çanakkale içinde vurdular beni söylesene. Evet. Kardeşim öldü orada. Kurtuluş Savaşı'nda evet. Türkiye için savaşmış bir adam çıkıyor orada. Çünkü onlar da bu toprağın yerlisi. Bu ne kadar önemli değil mi? Ne yani, kadar önemli. Aslında kültürler benziyor. Şeye mi geliyoruz? Yani bunu kaybeden bir toplum. İsterseniz yani sözünüzü
gittikçe kayboldu. Şimdi bunu... Bizim çocukluğumuz öyle değildi, evet. İskender. Çok Rumu, Yahudisi, toleranslı bir evet. Şeyle arkadaşlık ederdik. O evet. bayrama gelir, biz onların bayramına evet. giderdik. Müzik dinlemeye giderdik kiliseye Noel'de. Yani anlatabiliyor muyum? Evet, bunlar altını çizilmesi gereken. İzmir muazzam evet. öyleydi. Evet. Ama İzmir deniz kenarıyken, hatta bir kız film yaptı, çok güzel. Deniz kenarında yıllarda oturdukları için denizlerde. Doldurulmamış kendini diyorsun. Bozulmamıştı. O onun Kurban Bayramı'na gidiyor, onun şey Paskalya'sına gidiyor filan. Nerede ki apartmanlar olmaya başladı? Bu kültürler... Beton bloklar, siteler ayrışan, mahallenin sadece, kayboluşu. Evet. Evet. Çok haklısınız. Birkaç isterseniz altını çizelim. Çünkü çok önemli şeyler söylediniz. Hani kaçırmayalım diye tekrar. Kusura bakmayın, sözünüze girmiyorum ama biraz altını çizmek istiyorum. Bir, oraya gittiğinizde Asala yüzünden çok gergin bir ilişki dönemi var. Aynı zamanda Soğuk Savaş dönemi var. Onunla yarattığı ayrı bir gerginlik var ve sizden Çanakkale için de türküsünü istiyorlar. Çünkü insanoğlunun, hepimizin kaderi bir, geçmişi ve geleceği bir. Acaba diyorum, baştaki konuya dönerek, sanatı kaybettik de bu şiddet, öfke ve böyle karşılıklı gelme toplumu bunun üzerine mi oluştu? Bütün dünya için söylüyorum. Bizim için. Yoksa bunu kaybettiğimiz için mi biz sanatı, duyarlılığı kaybettik? Bütün dillerin ortak noktasını kaybettik. Şimdi, bunun en büyük simgesi sizsiniz yani. Onun için yok, bir daha... ben uzun yaşadım diye hep bilmek istedim, öğrenmek istedim. Bak burada ne güzel şeyler yapıyorlar, seminerler. Evet. Mesela ne güzel, ben de geleyim diyorum, anladın evet, gördüğünüz gibi Sayın Ayla Algan hala öğrenme ve öğretme ve paylaşma şeyi güzel. Evet, müthiş bir şey bu. Tamam. Şimdi Platon, Eflatun güzeli hep sanatta aradı. Anladın evet. Halbuki sanatta aradı, Aristoteles de öyle aradı. Poeyyan diyor. Yani şiir gündelik üstünde aradı. Anlatabiliyor muyum? Şu gündelik üstü ancak yaratıcı drama yaparsan olur. Gelelim Süleyman Veloğlu'na. Evet. Art terapi öğrendim ben ondan. Hem psikiyatr evet. hem çok iyi ressamdı. Evet. Ama insanı, rahmetli Süleyman Veloğlu. Evet. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Siz Tali kurduğunuzda ya da siz mi Süleyman Veloğlu? Çok önemli psikiyatr, psikolog da aynı zamanda değil mi? İkisi de. Psikiyatr. Psikiyatr ve ressam. Çapa'nın bölüm başlığı. Evet, Çapa'nın. Siz mi tiyatro ve sanatın onunla ilgili oluyor, yoksa o mu size? Yani ilginç bir karşılaşma. Biz Bilsak'ta onu derse çağırdık. Hmm. Bilsak okulunu açtık. Evet, onu da... Oradan Naz filan çok iyi oyuncular çıktı. 1984 değil mi? Çıktı, rejissörler çıktı. O sırada geldi. Birlikte kuruyorsunuz Bilsak. Tabii, İsmail Tunalı o zaman geldi. Sanat ontolojisinde. O müziği aldı, Mahler'i aldı. Süleyman Bey tiyatroyu aldı. Hmm. Oyuncu şeyi, oyuncunun yaratma edimini onları aldı. Ne konuşuyorduk? Şimdi şunu konuşuyorduk. Yarat, siz şuna gelmiştiniz. Tekrar oraya dönelim. Süleyman Velioğlu biraz bizi şey yaptı. Yani bir insanın psikiyatri ve çok iyi bir psikiyatri ve çok iyi bir ressam olmasının etkisiyle biz biraz dağıldık. Ama şimdi şuna dönelim. Siz şunu diyordunuz. Yaratıcı drama, yani bizim içimizdeki şeyi harekete geçirmek için yaratıcı dramaya nasıl ihtiyaç olduğumuzu ve siz bu konuda da şimdi de eğitmenlik yapıyorsunuz. Evet, çünkü derneğin şeyi olarak da logos, biz dünyada başka bir yazarlar, Birkin'in karısı falan öyle bir yazarlar, ilk laboratuvardır ki felsefesi var dedi. Evet. Ben de bilmiyordum. Evet. Yani yanlış isim, kitap ismi filan söylemiş olurum. Sonradan ayıldım, dedim ki evet. Biz yaratma ediminin insana öleceğini bildiği için insan yaratarak ölümsüz olmak ister. Patolojik olarak çocuk doğurur, öbürü sanatla olur ama bir büyük annenin böreği bile nerede o börek dediğin zaman ölümsüzlüğü o kadın Atatürk kadar oradadır. O ailenin içindedir. Sosyal benimdedir. Dolayısıyla bunları hep Süleyman Bey'le çalıştığımız için yaratıcı drama İnci Sandığı'yla kurduk Hacettepe'de. Ve bir adam getirdik. Şimdi yaratıcı dramayı profesör getirdik Berlin'den. Kurmak için bize öğretiyordu. Orada bizim kültürü bilmiyordu. Şimdi gene biraz komik şeyler de söyleyeyim. Ağır Platon diyorum.
Bize bir egzersiz verdi. Bir erkek bir kız oturttu. Yani hocalara öğretti önce yaratıcı drama nedir diye. Trendeyiz güya. Karşılıklı oturuyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Hiçbir şeye bakışmıyoruz. İşimiz, kitabımızı okuyoruz filan. Kendini anlatıyor adam. Ondan sonra tren kaza geçiriyor. Biz birbirimize sarılıyoruz. Bu kaza geçirerek sarılmak kuzeylilerin zihniyetidir. İbsen, Faust, Goethe. Anlıyor musun? Sevgisini göstermemek. Şimdi bizimkiler de biraz öyle oldu ama... Günümüzün insanı, evet. Biz böyle değildik. Evet. Ah, Her Nicholson dedim, bu hiç bize olmaz. Neden dedi? Biz treni beklemeyiz. Ne yaparsınız dedi. Gazete verir, o çiklet istiyor musun der. Bir şey yapar, sonra el ele buluşup çıkarlar istasyonda dedim. Hatta evlenmeye kadar gider bizimkiler dedi. Göz teması var. Yanlış yaptım dedi adam. Anlıyor musun? Bir de öyle geliyor bize. Karşılıklı öğrenme bu. Yani adam öğretmeye geliyor ama yapıyor. O da sizden öğreniyor. Takas yapıyoruz. Tabii. Takas. Öyle biri daha var şey. Proxemics diye Holmes'un 1960'ta kurduğu ilişki ölçümleri. Şimdi Kuzeyli gene 60 santim yani böyle gizli konuşuyor. Evet. Her şey hoş olsun. Diye konuşuyor. Ondan sonra. Biz dedi böyle konuşmayız abi. Biz gider kulağına yaparız dedi. Cevat Çapan da diyor ki sen bunları eklesene kitaba. Kültür, bizim kültürle onlarınki nasılı eklesene ki biz kulağına gidip tutarız. Bunları ekleme... Tabii eklemek lazım. Buna benzer bir şey var hatta mesela. Hatta felsefe konuşurken bile evet. Biz. Ama şimdi çocuklara bakıyorum biraz böyle... Retired oldular yani. Bir görüntü içine giriyorlar. Benziyor moda. Değil mi artık insanlar evet, gibi? Artık Kuzeyliler gibi olmaya başladı. Hotoz bir saç modası. Güneyliler işte, gibi olmadık da Kuzeyliler gibi oldu evet, dünya. Evet Akdenizli olsun abi daha yakın. Dünya oradan mı kaybetti acaba? Ya, belki. Cemal Süreyya'nın dizeleri aklıma geliyor. Uygarlık kuzeye çekilirken Akdeniz'e iki tane şey bıraktı. Güneşi ve şiiri. Çok güzel. Aklıma geldi. Sizden şimdi ben de yani bu... Değil mi? Öyle oldu. Evet. Keşke dünya o güneyli olabilseydi ama evet. O da herhalde biz ihmal ettik. Kendimiz de o değerleri böyle yabani şey falan mı bulduk? Ne oldu? Orada İşte ben hayat boyu yaptım. Hep batılı büyüdüm. Hep Hegel'leri öğrendim filan. Ve karşılaştırmaya başladım. Kur'an-ı Kerim'i ben Fransızca okudum biliyor musun? İlk okuduğunuzda. Bizim zamanımızda eski Türkçeydi. Hı hı. Daha tercümesini bilmiyorsun. Çok şey, tercümeler ve şeyler de, yoktu o zaman. Annen evet. Bir dua öğreniyorsun. Kul vallaha abdülen. Onu söyleyip yatırırlardı bize. Sonra benim Fransa'daki edebiyat hocam, imgelerim iyiydi. Tabii büyük adayı anlatıyorum. Ne olmasın ki koyuna rağmen. Çocukluğunuzun geçtiği. Kadının şey dönüyor. Hükümet okulu, yattığım yerin parasını ödüyordu annem. Düşün, evet. Hükümet okulundayız. Çok iyi Fransızca, damdösyondan gitmeydim. Hı-hı. Hakikaten artık akraba, sözcüklerin akrabalığı, sinonim, anonim, demo, hepsini öğretiyorlar. Sizin kızlar da galiba evet, Frankofon. Şey yaptım ama şimdi Frankofonluk da biraz şey karıştı gerçi ama. İşte modern oluyor ne evet, yapacaksın. Evet. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i oku dedi. Üçüncü kitaptır. İnsan için yazılmıştır dedi. Namazıyla, ezanıyla, çağrısıyla. Biz Yunus Emre'yi koyduk Amerika'da. Yunus La Emre Mama. Nereden ben, aklınıza geldi bu yüzden mi? La Mama istedi. Lamama tiyatrosunda Helen Lamama istedi. Burada koyduk. Sentiren'de koyduk. Sonra onun tiyatrosuna gittik oynadık. Şimdi o kadın diyor ki bak nasıl kirlenmiş. Evet. Yani din nasıl kirlenmiş. Mustafa Afkır'ın diyor ki sen diyor ezan yani kuleye çıktın ezan konuşur gibi konuş. Ayol diyor bizimkiler temiz. Yunus Emre diyor yani niye böyle konuşayım? Bana diyor ki Tapduk Emre'ye giderken göbek atarak git. O kadın söylüyor. Evet. Çok rejissar. Oryantalist bir şey hayır, mi var? Hayır. Aslını söylüyor. Aslını evet. Ha tersi anlamında söylüyorsunuz. Evet. Yok. Aslını i̇nsan, söylüyor. İnsan yaşamı biz gibi. Bizde kirlendi. Lamama dedim. Ben bunu şimdi bunu yaparsam dolar koyuyorlar filan. Sexual bir şey. Yok. O zaman... Yaratıcılıktı. Doğumdu. Öyle ne yaparsan yap öyle. Ben de kareleştirdim biraz.
kendinize ait yaptınız. Benzemesin. Evet. Göbek atana diye. Evet. Türkiye'leri seyredersin. Evet. Sonra Türkiye'de de oyun çok beğenildi değil mi? Devlet devlet sanatçılığınız ondan önce miydi o dönemde? Yok, benim hep şehir tiyatroluyum. İlk başta olduğun anda zaten. Evet. Yani biz bayrakla gömülüyoruz. Onun CD'lerini de doldurdunuz. Söylediğiniz de ayrıca gidip oyun dışında da yaptınız değil mi? O dönem Tal de açıktı. Her ikisi Tal bir... yoktu o zaman daha. Darbe döneminde Tal kalkmıştı değil mi 80? Ondan yok o zaman da. Ondan sonra biz La Mama daha önce vardı. Biz şeyde kurduk yani bütün dünyadan geldiler oraya. Orada Roma eksperimental tiyatro vardı. Orada deneysel tiyatro anlamında evet. İran kökenli bir kadın. O Kassandra'nın günlüğünü çıkardı bizim Tal'da. Kassandra'nın günlüğü tam Anadolu'ya başladı. Ondan sonra gemide batıya giderken aldı. Ondan sonra Gılgamış Destanı'nı çıkardı kadın. Yani Gılgamış'ı da mı yaptı? Tal biz oyun oynamaya mecbur değildik. Bunu anlamıyorlardı. Biz bir araştırma yapıyorduk. Şimdi yine aynı araştırmayı yapıyorum. Emperyalizmde endüstrileşmiş şiddet. Şimdi buna geri çok önemli. Şimdi yolda biz yani burada program öncesi konuşurken tabii sizin beyninizin sürekli araştıran, üreten ve paylaşan bir beyin olduğunu ben biliyorum ama konuklarımız ve izleyicilerimiz için de söylemek istiyorum bunu. Şimdi hiçbir zaman bu araştırmadan yani bu tal ruhu değil mi? O, yani sadece sahnede oyun oynamak değil, işte bu ruhu hiçbir zaman bırakmadınız ve şimdi şu andaki araştırmanız, galiba oyun da koyacaksınız, ondan da bahsedelim koyacağım isterseniz. Koyacağım oyunu. Hiçbir zaman bırakmadınız. Oyunculuk türü değişiyor abi. Evet, onu da dinleyelim sizden isterseniz. Nasıl bir oyunculuk var artık? Evet. Tiyatro antropolojisini çıkaran Barba'dır. O Cinho Barba. Katakalli'yi alıyor öneri olarak. Ve bize dedik ki siz de kendi folklorunuzu. Eugenio Barba, Roman bir yönetmen. Evet, isterseniz yani yönetmen, bilmeyenler için. İtalyan, Grotowski hocasıydı. Karışık, evet. Grotowski'yi lanse eden, hatta o diyor ki ben İtalya, soğuk memlekete gittim, soğuk memlekette İtalya'ya geldin evet. diye bir lafı var onun. Onun çalışmalarında ama kimler var? Patrick Pavis var, Jean-Marie Pradier var, hayvan. Human science, insan bilimleri, Fransa'nın hocaları. Düşünebiliyor musun? Koku uzmanı David bilmem ne var, Kanada Üniversitesi'nden geliyor. Öyleydi seminerler. Öyle bir hazırlık yani. Öyle seminerlerdeydik biz. Yani takas yapıyorduk. Şekner var, Şekner biliyorsun. Daha yeni emekli oldu Kolombiya Üniversitesi'nden. Tisch Üniversitesi'ni kuran adam, sanat bölümünü kuran adam. Dolayısıyla niye söyledik bunu? Şunun için söylediniz, yani şu konu konuşuyorduk. İki konu var. Şimdi bir kere siz yeni bir oyun koyacaksınız ve orada sizin sorun aldığınız şey emperyal ve emperyalizmi yarattığı şiddet. Evet. Ama dediniz ki aynı zamanda oyunculuk da değişiyor. İsterseniz her ikisini ayrı ayrı dinleyelim. Şimdi... Çünkü genç kuşaklara da örnek ve ilham olacak şeyler. Lütfen anlatın yani evet. bu. Evet. Yani Aristotelian dediğimiz katarsis olan değil, daha epik, daha Brechtian olabilir. Çocuklara da söylüyorum dinleyen varsa gençlerden. Brecht'in epiği Marksist görünümlüdür. Yunan epiği daha psikolojik ve daha imgeseldir. Yani oyuncu sinema gibi görür. Bak 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 der Andromache'ye, Hekabe. Bak görüyor musun kolonların arkasında boşluğa konuşuyor. İşte sinema onu çekiyor. Onu söylerken sesi düşüyor üstüne. Halbuki orada amfiteyatrlarda sabahtan gidip akşama kadar. Oranın ışığı yazını da öyleydi. Sabah başlıyordu gece, güneş batarken herkes ölüyordu. Işık da öyle çalışıyordu. Ona göre yazılıydı tekstler. Antik Yunan'da değil mi? Tabii. Ertesi gün devam onun ediyor. Onun epiğinle, Brecht'in epiğini karıştırmayın. Brecht'in epiğinin seyri, Cesaret Ana'da, aa vay bilmem ne karı gitti yattı çocukları için dahi olsa değil, en sonunda seyirci savaş kötüdür diyor Cesaret Ana için. Aristoteles de öbürünü söylüyor işte. Evet. Bak karıya. Şimdi tekrar biz Yunan epiğine mi, oyuncunun şeyi sinemayla birlikte tekrar o Yunan epiğine mi dönüyor? Yani onu mu anlıyor, evet, anlamalıyız? Evet, şimdi sinema o.
Yani onun söylediğin, hatta dedim ki dizilere benziyor biraz. Anladın mı? Diziler çok uzatıyorlar bile değil mi? Sinema gibi değil. Oedipus tam Hollywood senaryo yazımıdır. Oedipus. Oedipus. Çünkü neden? Geliyor birini öldürüyor, bilmiyor ki babası. Evet. Seyirci biliyor ki babası. Evet. Kendi bilmiyor. Tam hero. Hollywood senaryo. Polisiye bir Hollywood. Polisiye bir oyun. Evet. Ondan sonra Sphinx'i yeniyor. Kraliçeyle evlendiriyorlar. Sonra kraliçeyle evlenince çocuğu oluyor Antigone. Sonra öğreniyor ki annesidir. Evet. Bir Teresias var dışarıdan, beyaz saçlı kör. Ona diyor ki kimliğini arama. O biliyor çünkü. Yani tam Hollywood seyirci biliyor ama kendisi bilmiyor. Seyirci kahraman biliyor, bilmiyor. Heyecanlanıyor. Evet. Ay yapmasa diyor filan. Kahraman bilmiyor diyor. Kahraman bilmiyor. Evet. İsterseniz son çalışmanıza gene geçelim, şiddet kısmına. Günümüzde insanlığın, yani sanatın içindeki, yani işte az önce siz de söylediniz, işte Oedipus'tan, hatta Prometheus'u da izninizle anmak istiyorum. Tabii. İşte oradan Hamlet'e filan gelen büyük süreçte ve işte edebiyatla, şiirle, müzikle filan da taçlanan bu süreçte sanatın söylediği, yani şöyle düşünüyorum ben, lütfen düzeltin eğer yanılıyorsam. Sanat en dediğiniz gibi en karmaşık oyun içinde en kötü noktada bile olsa onu iddia ettiği için bir kere etik ve ahlaki olmak zorunda. Evet. Yani sanatın kendi edimi, eylemi ahlaki bir davranış aslında. Evet. Yani şey evet. Ötesi söylüyorum, değerler ötesi. Evet. Hatta galiba Süleyman Velioğlu'nun da öyle bir şeyi var. Siz az onu önce zikrettiniz. İrreal diyor. İrreal diyor. Ama o ölümün olduğu. Şimdi insan evet. Diyor bütünleşip mutlu olmak ister. Evet. Gündelik dünyada bunu yapamadığı için irreal dünyada yapar. İsterse evet. Börek yapsın, isterse iş adamı olsun, hı-hı, unutur. Ressam, şair zaten böbrek ağrısı olsa unutuyor evet. Yazı yazarken. Evet. Değil mi? Sen evet. Yazarsın, siz de yazıyorsun. Evet. Anlatabiliyor evet. Muyum? Unutur dedi. Evet. İşte o unutmada mutlu oluyor ve şey oluyor. Sonra gerçeğe dönünce, şimdi o irreal dünyayı dinlerin dışında dinler, irreal dünyadır. Evet. O senin kendi... Kavranamaz, kendi, paradoksal kendi dünya. Kendi benimin evet. Yarattığı bir şeydir o. Nereye inanıyorsa, evet. Hristiyan'a... Kendin bağlı, yani gönüllü olarak katıldığın... Gönüllü olarak evet. İmgelerini oraya yaparsın, orada bütünleşirsin. Dolayısıyla o olmayınca vahşi hayvan kalıyor. Animal sauvage. İşte şiddet orada başlıyor. Nerede başlıyor? Neye diyorum sana endüstrileşmiş şiddet? Çünkü şey kamplarda 400 bin kişi ölür mü? Evet. 400 bin kişinin de mezarı da yok. Evet. Bu eski Yunan'ın dediği gibi mezarları da olmayacak evet. Diyor. Kassandra uyduruyor evet. Ya görüyor gibi. Geleceği yok. Evet. Dolayısıyla mezarları da yok o insanın. Onu bir endüstri haline getirmiş. Kemiklerinden sabun yapmış. Fabrikalar kurmuşlar. Onun için diyorum şiddeti. Artık Auschwitz'ten yani, sonra şiir yazılmaz diyor değil mi? Evet. Ondan sonra ciltlerinden abajur yapmışlar, sanat yapmışlar. Kadınların saçlarından kumaş yapmışlar. Endüstri değil mi bu baba? Evet. Günümüzde de bu endüstriyi görüyoruz. Yani askeri, militarist, sınai kompleks, her yerde küçük büyük savaşlar, evet. İşte IŞİD gibi bir organizasyonun çıkışı. Tekrar o şiddete geriye dönüyoruz. Yani emperyalizm de güçlendikçe döndük. Onu mu diyorsunuz? Şimdi tekrar geriye dönüyoruz. Benim yapacağım şey konuşmalarda homme sauvage, vahşi hayvan, vahşi değil mi? Evet, sauvage. Vahşi. Savage. Yabanıl aslında. Savage. O savaş yabanıl demek. Yaban, evet. Yaban. Yani insan yaban. Olmuyor. Homo evet, yaban. Değil. Tam, evet. Homo ludens dediği, dansçı insan da değil, Afrikalı gibi. Hı-hı. O da değil. Gönlü şey insan da değil. Ondan evet. Önceki. Kaç milyon şimdi yıl. Şimdi o kitapta da yazdığı Fransızın diyor ki eğer şeyler, kollar, bacaklar artık kımıldamazsa, susuzluğa girmişse, konuşmamaya girmişse, onun reaksiyonundan kork. Biz şimdi bunu yaşıyoruz. Hoş, tiyatroya gidecek de ne olacak? Yani biz daha geriye gittik. Evet. Bilim çok önde. Evet. Ama insanlık... Ama bilim de teknolojik olmuş. Neoliberal olmuş. Evet. Ama insan... Çok çok doğru söyleyeceğim. Bir sanatçı sezgisi evet. Ve görüşüyle... Evet. Zıplayıp ileri gideceğimize evet. Elimizde bilim ve teknolojinin robot yapıyor... Robota insan hisleri koymak istiyor. Halbuki robotlar ortada. Bu distopik bir şey ama. Bir katastrof gibi bir şey. Evet.
Bir sorumlu olarak, şimdi bu çok önemli bir şey. Hayır, ben orta çağ diyorum, Hamlet gibi. Orta çağ teknolojik diyorum. Bir orta çağ. Evet. Bir şey, bunu oyun olarak mı, onu da isterseniz ne zaman evet, sahneye şimdi o şeyin, o araştırmanın oyunculuğunu bulmak lazım. Oyuncuyu ben daha ikonik görüyorum. İsa'nın çarmıhı dinde mesela. Saint Pierre'in yüreğim burada bakın demesinde daha böyle ikonik, holy, ikonik havada görmek yine bir Yunan istiyorum. Epiği var ama orada. Uzaklaştırıyorum ki o şiddeti görebilsin. Gösterebilirim dinde diyorsun. Dinde bile şiddet. Evet. Siz aynı zamanda bir şey de devam edelim isterseniz. Bütün bu evrensel arayışlarda siz de Beklan Bey de bu tal içerisindeki işte psikiyatrlarla, filozoflarla, felsefe yaptı. Aynı zamanda hiçbir zaman da Türkiye'nin gündeminde ve Türkiye'nin içerisindeki güncel ve politik, yani güncel ve aktüel şeylerden hiç kopmadınız. Mesela siz şarkı söylüyordunuz, değil mi? Şarkı söylerken o yıllarda işte Koca Öküz diye bir şarkı yaptınız ve kadının ikinci plana atılışını. Kadına dönük şiddet, şimdi o da tartışıyor. Şiddetten ben bunu hatırladım izninizle. Ama benim 8 Mart şarkılarına hamsi palığı, tapançasız, tüfeksiz de hakimi yönetmenimizden rica edeceğiz. Sizin için de güzel bir hatırlama olsun. Lütfederse evet. Evet. Evet, şimdi bu kimin projesiydi? Ne zaman? Bunlar hakikaten bu kadın sürpriz. Kadın özgürlüğü üstüne yaptığımız orta yaşlı kadının derdiydi. Şehirli ve köylü diye aldık. Genç kızım vardı. Şanar Yurdatapan yaptı müziklerini. Bir dünya kurulacak yarın, çocuklar mutlu özgür, doğduk doğumdan bir şeyler umarak diye öyle başlayan bir müzikaldi. Bu elbise değil de yani kapalı bir şeydi. O sırada Tepebaşı'nın orada, sonra Şans Sineması'nın orada müzikaller yapan biri vardı. Hatırlıyor musun? İsim hatırlamıyorum. Egemen. Bostancı. Rahmetli oldu. O aldı, o aşağıda. Onu yaptı. Şimdi bu kadar ciddi bir şey de olacağını bilemiyordu tabii adam. Müzikal aile algan tutar. Evet. İçkili yer, gazino. Evet. Proje o. Proje. Şimdi orada komik bir şey söyleyeceğim de ondan. Dedi ki aman dedi, hatta pilsen bira olan mı, yani ilk getiren mi Türkiye'ye birayı filan, öyle bir gelip seyredecek dedi, para veren bize adam. Sponsor olan bize. Sen söyleme dedi, sen söyleme. Sadala Turka karı çıkacak dedi. De ben de giydim tam çıkarken, aman gel senin için gelmiş. O kız ya Koca Öküz'ü söylüyor. O nerede o? Söylüyor mu bu gece? Onu seyretmeye geldim demiş. Evet. Yani hiç belli olmuyor, anlıyor musun? Evet. Neyin, değil mi? Hamsi balığı gibi filan oldu. Onu ben hep kasetle gezerdim. O çay büken bir, gerçekten bir kadın söyleniyordu. Başımdaki yazmanın pevirdüm parasuni. Kocasına söylüyor. Denizdeki takanur penaldum yeri suni. Söyleniyordu. Ben aldım onu, şeye getirdim Engin'e, hemen müziğini yaptı. Başımdaki yazmanın penverdum parası, denizdeki takanun penaldum yarısı. Bir de Ajda'nın söz yazarı vardı, çok iyi bir kadın, söz yazarı. O da bu lafları yazdı mı, bir haftada yaptılar şarkı. Öyle mi? Bu başını verdi. Bir haftada şarkı. Siz bu ilk ritmi ve şeyi de verdiniz değil mi? Ritmi, kadının konuşma ritmi. Konuşması. Karadeniz'in değil mi? Karadeniz. Peki o dönem ama bunlar çok eşitlikçi yani. Kadın erkek eşitliği tabii çok önemli ve ileri çıkışlar. Şimdi hayır, herkesin alışık olduğu ama. Bilmiyorlar bir sürü şeyi, kadın özgürlüğü kanunlarına filan da girdim. Hostesler evlenemiyorlardı uçakta. Evlenemiyorlar. Çocuk doğurma hakları yok. Bu düşünebiliyor musun? Ne kadar vahşi bir şey ben aslında. Ben de dedim ki bu kanunu değiştirin. Bir dönem koy. Evet ilk alacağım da hamile kalırsa niye ödeyeyim onun çalışmadığı günleri değil mi? Tamam her yandan da düşününce. Hakları. Bari 5 sene koyun dedim. Evet. Yani 5 sene evlenemezsin, çocuk da doğuramazsın kardeşim. O kanunları çıkarıyordum. O sırada biz biliyorsun İşçi Partisi'ni kurduk.
İşçileri nasıl taşıyorlardı biliyor musunuz? Yani Türkiye İş Partisi'nin altın ve güzel yılları onlar. Kalemler satıyorduk yaptığımız bu zamanlar. Ferit Edgüler filan. Bütün yazarlar. Yahya Kemal İşçosu. Mehmet Ali Aybar. Yok Mehmet Ali Yahya Kemal dedim. Yaşar Kemal. Can Yücel. Can Yücel'ler filan. Hepsi çalıştık onlar. Koyun gibi alıyorlardı onları. Fransız konsolosluğun dar sokağı var ya. Evet. Yani böyle Beyoğlu'na çıkan. Oraya kamyon geliyordu abi. Bu 60-61 senesi. Tamam. Kamyon geliyordu. İşçiler orada duruyordu. Bakıyordu cıvız olanı almıyor. İşi yine yani neredeyse at seçer. Kuzu seçer. Bir amele pazarı kurdu. Dolduruyorlardı içine. Ve o kamyonda gidiyordu. Oturacak yer de yok. Nasıl olursun? Evet, o hakikaten o dönemi de isterseniz başka bir program yaparız. Yani. Türkiye İşçi Partisi dönemini değil mi? Evet. O önemli bir gelenek. Türkiye şu anda onu hatırlamıyor. Ben programlarımız devam ederse evet. Bir dönem bir böyle bir program... Ben şimdi o politik şeylere girmeden daha, formlar, çocuklara söyleyeyim ben gelir 10 dakikada bir çekimde anlatırım. Yani oynayarak da biraz anlatabilirim çocuklara. Bu form budur. Şimdi politik olaya girmek istiyorsanız Augusto Boal'un Forum tiyatrosu var. Anladım. Ki o playback tiyatro var. Ki olanlara dönen. Yani hem kendim kişi olarak dönüyorum. Evet. Olanlara yaşadıklarıma. Hem de dönen. Neyi alırsan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Tarihi alırsan tarihin 18. asrına git. Şimdi 21. asırdayız unutmayın. Evet, evet. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Bu yaratıcı drama kısmına tekrar geri dönüp biraz da bu çocuklar ve gençler sizin bu son 5 dakikadan az kaldı galiba. Bir gençlere ve yetişen çocuklara yönelik yani mesajlarınız. Çünkü politik. Siz kaç kuşak eğittiniz? Yani bu da çok vallahi uzun. Ben bir... çok erken başladım. Yani ilk eğittiğiniz kuşak herhalde şu anda 50 yaşı falan geçmiş olması lazım. Yani vallahi ne önce Sunat Pekuysal'la psikolog sadizmi ölçmeye başladık Moreno'nun tekniğiyle yani yaratıcı dramayla yetimhanede. Evet. Mesela o çocuk babamı seviyorum diyordu. Geliyor haftada çikolata kaç yılında veriyorum oluyordu diyor. 60-61 senesi. Ben jandark oynuyorum Şehit Tiyatrosu'nda ilk Amerika'dan geldiğimiz evet. Sene. Şu anda da hala 5 yaşındaki çocuklarla siz yaratıcı dramada evet. Yapıyorsunuz. Evet, artık hocalarım var onlar evet. Gidiyor. Bizim evet. Ağrıya oturamıyorum onlar. Ama hala büyük bir enerji, evet. Çok. Bir şey anlatmıştınız, isterseniz onlarla da bitirmek istiyorum. Bu sanat yok, çocuklar ne durumda, bir doğaçlama çalışmasından bahsetmiştiniz, isterseniz şimdi, evet. Evet, bir devre sonra yaratıcı drama. Ya 2 saat geliyorlar, hem eğleniyorlar, resim, merak ettikleri şeyler, müzik, resim, dans, şey. O sırada da biz anne çocuk, anne çocuğunu oynuyor. Çünkü beden dili görsün istiyoruz. Evet. Çocuk da anneyi oynuyor. Evet. Şimdi çocuk anne. Anne çocuğu, çocuk anneyi oynuyor. Evet. Bu Moreno'nun bir egzersizi. Evet, tekniği. Evet. 10 yaşında yapamazsın, 5 yaşına açık veriyor. Evet, 10 yaş. Çünkü böyle yapıyor bak. seni çok seviyorum. Bak bak, beden diline bak. O yaşta çocuk beden dili hatırlar. Evet. Söz dinler evet. Mi? Seni ısıracağım diyor. Böyle seviyor, onu yapıyor evet. Çocuk. Anneyi oynarken. Evet. Anne de beden dilini görüyor, o da kendini terbiye ediyor. Böyle yapmamaya çalışıyor. Ama çocuk anneye ne diyormuş? Kültürlü yaşa, kültürlü. Çocuk yaşa. Diyor değil mi? Bu doğaçlama kültürlü yaşa diyor çocuk. Anne kültürlü yaşa. Beni o mağazalara filan götürme. AVM'lere mi? AVM'lere götürme diyor. Evet. Sinemaya, tiyatroya götür diyor. Evet, bu da son lafım. Bu programın son beş mesajı yaş, bu olsun. 5 yaş. Görüyorsunuz. Çok teşekkür evet. Ederiz. Yani bu ilk lütfen. Programımızda teşrif ettiniz. Bize çok ben büyük onur verdiniz. Teşekkür ediyorum. Ve sizin olduğunuz yerde, sanatın olduğu yerde sizin gibi güçlü, paylaşımcı, mütevazi, evet. Büyük sanatçıların olduğu yerde de her zaman evet. Umut var. Evet. Biz bu programı öyle bir umutla başlamış olalım. Bence de. Vallahi bizi umutlandırdınız. Çok teşekkür ediyoruz. Siz de beni mutlu ettiniz. Çok mutlu olduk. Vallahi öyle. Söylenebilecek herhangi bir fazladan bir söz kaldı mı bilmiyorum. İnşallah uğurlu olur. Beni uğurlu derler. Bakkala girince arkası gelir. Evet.
Evet, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.